Çetin herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nezih sabahlar. Gülcüm, nasılsın? <gülüyor> 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 belli. Belli. Bombayı düşürdün ama duyuldu mu duyulmadı bilmiyorum yani. Çok küçük açıyor. <laughs> Nezih sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinde mi? Umuyorum iyisinizdir. Öpüyorum sizi. Öpmüyordum pardon. Seviyorum sizi. O onda bir temas yok. Sarıl, 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 Sarılıyorum sarılma, sizlere. Sarılma Hastasın sarılma. Ulaştırırsınız. Yok öyle bir hastalığım olduğunu zannetmiyorum. Günaydınlar. Ya. Günaydınlar. Günaydın efendim. Sanıyorum soğuk algınlığı. Bak bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, bu nane limon esprisi oldu galiba. Yapma ya. Öyle tahmin ediyorum. Ben tamamen uyduruk diye düşünüyordum uydurup mu? Hı. Bir geldi gel gibi ya. Şu anda iyi hissediyorum... ...plasebo falan yani. gibi düşünüyordum mu demek ki şey arıyormuş. Ben öyle düşün düşünmek istemiyorum. Yani bu efendim yıllar içerisinde kullanılan bir tedavi yöntemi olduğuna göre var yani bir şey olması bi, 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 lazım bi, ya. Bir bildikleri vardır diyorsun yani. Yani öyle öyle olması gerekmez mi? Mesela bir yerini burktuğun zaman klasik yöntem. Efendim zeytin. zeytin. <laughs> o nasıl bir araba sesi ya? Şöyle tuhaf şeyler oluyor. Yani bayağı şey oldu burası. Neydi o? <laughs> <laughs> New York'u basıyordu. Hayvancaz. ikincisi de çekildi sonra onun. Ha şey. Ne o? <laughs> Hayvancaz ama. Aa, Gülsen iyi görmedim bugün. Şey Lane hatta ha, öyle ismi vardı. Evet, evet. Neyse işte. <gülüyor> Cloverfield. <gülüyor> Cloverfield oh. evet. Böyle araba sesi <laughs> mi olur ya? İnsan sesi koyun arabanıza yani. ne anlatıyordum? Ben bir şey anlatıyordum. Gene bomba Zeytin. girdik. Zeytin. evet. Zeytin ee, ne, ne olurdu başka onun içinde ne şey yapılır? soğan soğan heh, soğan soğan zeytin yani böyle yemelik aslında Çiğnersin. Böyle, hakikaten efsane oluyor yalnız nasıl kokar o biliyor musun Ondan sonra böyle burkulan yere sürerse sararsın onu sararsın sonra böyle İyi gelir. İyi gelir hakikaten ama. ne iyi gelir. İyi gelir yani şimdi gelmiyor gelir. mu? Gelir ama yapmayın arkadaşlar doktora gidin yani. <laughs> sonra ya hakikaten böyle çatlak veya böyle ufak kırık falan oluyor. Siz onu onunla öyle He, geçirmeye çalışıyorsunuz. onu çözmüyor tabii. Olmuyor. Peki yürümüyor o işler yani. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Dün gece yayını izleyip de burada aramızda olanlar var mı çok merak ettim. Var var. <laughs> var, var var sen nereden biliyorsun? Görüyorsun değil Takip mi? Takip ediyoruz Allah Allah. Her <laughs> var, var. daim izliyorum ha. hepsini. Valla iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle koşullar çerçevesinde iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Koşullar? Şu e, hakikaten çok kötüydüm. Ha Evet. Baya kötüydüm. E, yayın bittikten sonra anladım bayağı üşümüşüm gene. Hadi ya. Evet. 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 Üşüdüğümü yayın terledin, bittikten sonra. Bence terledin ondan terlediğin için üşüdün. Evet Çünkü öyle bir şey olabilir. Çünkü evin soğuk değildi yani. Yok evin için soğukluğuyla ile ilgili bir şey değil. Yani o üşütmüşsün ya abi. Hmm. O bir ortaya çıkıyor gene yani. Onu demek istiyorum. Bir de yorulunca tabi oluyor. Tabi. Tabi. Yani o yayın şeyi oturuyorsun koltukta böyle bir efendim şey de var. Performans şeyi de var yani iyi yapalım iyi edelim falan diye. O bir ısıtıyor böyle Hı -hı. ter gibi oluyor Hı -hı. ondan sonra ama sen üşüyorsun biraz belki. Onlar böyle birleştiği zaman bir araya geliyorlar. Yayın bittikten sonra <laughs> şeyi örtü çekip şöyle falan beni. modundaydım yani. <laughs> Sağ olasın sen de böyle güzel bir nane limon yaptın. Çok teşekkür ediyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Buradan e, mikrofonlar önünde teşekkür etmek evet. aynen, aynen öyle. Güzel iyi geldi. Ee, o, o, koşullar altında iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum Youtube'a da yükleyeceğim oh Youtube'a yükleyecek görüntü evet çıktı ya, <laughs> <kazandık> ya. <laughs> Evet ya sonunda kazandık ya Evet ya Battlefront'u da yükleyeceğim arkadaşlar multiplayer şeyini Youtube'dan izleyebilirsiniz Bizim bu dün squad olarak kazandığımız maçı da e, Youtube'a yükleyeceğim haberimizde ilk haberimizde bu sanıyorum Fortnite 7 milyon oyuncu ya ulaşmış ve e, efendim e, bunu Mas, kutluyor şu evet, anda. Evet. Sırf Battle Royale değil bu e, bütün Fortnite yani şey, single player single player yorum. PvE olan tarafıyla da evet. birlikte 7 milyonu ulaşmış. milyon ulaşmış. E, tabii şöyle şeyler geliyor akla. Yazıda da var o. Hı -hı -hı. PUBG işte kaç ayda 13'e ulaştı. Bu böyle bu kadar çabuk 7 milyona ulaşması Hani onları acaba gene sıkıştırır mı? Ee, ya ben şöyle söyleyeyim. İş, iş yani biznes olarak, iş e, modeli olarak mod, yani iş modeli mi? demeyeyim de hani iş açısından baktığın ha -ha. zaman çok çok başarılı gittikleri gayet ortada yani, yani kesin üçüncü yani. Üçüncü hafta mı oldu bu? Battle Royale'ın çıkışı üçüncü Royal. hafta falan oldu neredeyse. Ee, yani. Baya başarılı. Değil mi? Baya başarılılar. Ben e, şöyle söyleyeyim. Sırf PvE modu olarak kalsaydı bayağı unutulmaya yüz tutmuş bir oyun olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, hatta Fortnite. bugün IGN şey yapmış. Hani şimdi ön eee ilk erken erişimde ya. Hı -hı. Erken erişim. Şu anda puanlasaydık kaç verirdik diye şey yapmışlar. 6.5 vermişler mesela. PvE modun ama. Evet. Ben de benzer bir şey verirdim herhalde. Yani o, o açıdan çok şey vardı. Real, çok akılcı bir hamle oldu. Hayat kurtardı. Hayat kurtardı. Üzülüyorum. Hayat kurtardı. Başarılı da yani keyifli gayet eğlenceli. Ee, i̇ki kişilik mod da gelmişti, onun da baktık ama Supply Drop bak koşturmadık peşinde. Evet, Supply Droplar da geldi ama biz alamadık. Ee, Dediğim gibi koşturmadık yani. Hmm. Öyle ihtiyaç o, da olmadı. Bakılır bir arada İhtiyaç olmadı. İhtiyaç olmadı. Bakıyorum başka bir şey var mı haberde diye. Yok genel olarak böyle. Hmm. Ee, şimdi bu Xbox'ta var zaten, PC'de var, Tabii. konsolda işte PlayStation 4'te var. Yani aslında şu an konsolun kaymağını yiyorlar net bir şekilde. Onu söyleyebiliriz hmm. herhalde. Var öyle bir şey var, PC'de de oynanıyor ama bayağı ya. Bedava. Ha? Doğru, bedava. Yani hakikaten bu bir avantaj şimdi bakarsan. Ya olmaz mı? Bu oyun e, modunu efendim deneyimlemek isteyen oyuncular için 30 dolar vermek yerine burada e, oynamak. Hı -hı. De, yani albenisi de var biraz, da, belki daha çekici bile olabilir hani grafik tarzı, ya görsel da, tarzı falan. Hep konuşuyoruz biraz şey mesela uymayabilir de. belki tabii ama e, yine de böyle bir şeker gibi bir hali var ya Hı -hı. böyle. Tabii tabii. O da bir avantaj hani geliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel keyifli ya. Dün, dün, dünkü oyunla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı Gülcüm? Yok çok güzeldi valla. Sağ olsun arkadaşlar. teşekkür ederim. O ana ederim. kadar rezalettik yani. Evet. Son oyun çok yani Kendi her şey var. denk geldi. Çok kötüydüm. Çok kötüydüm yani. Hiç e, şöyle söyleyeyim ne? E, yani oynuyorum, oynamak istiyorum, yayında vakit geçirmek istiyorum. Ama Fortnite'la ama bir yandan motivasyonu bir türlü şey yapamıyorum, sağlayamıyorum. Hı -hı. Yani motivasyon derken böyle ee, yani beyin çalışmıyor Anlat, evet. anlatabiliyor muyum? Durmuş değil mi? Sonra yani? o son elde böyle biraz taktik de yaptık ki ya işte hep beraber Hı -hı. Yani yok işte dairenin Oradan orasına gidelim, koşalım şöyle buradan yapalım. gidelim bilmem ne falan şey oldu böyle bir adrenalin de oldu ee, herkes de böyle e, harika oynayınca çok, çok güzel Çok güzel oldu, oldu yani. hakikaten. E, keyif aldım yani. Yeni gelen arkadaşlara günaydınlar çok, diyorum çok ben de. E, Mert Gençler, Özden Blade Runner rezaletini sinemaskopta mı konuşacaksınız demiş. Rezalet olup olmadığını görmeden konuşamam ki. Yani onu bir gidip görmem lazım öyle konuşuruz üstüne diye Çünkü düşünüyorum. Çünkü şey çıkmış galiba hani o dalga olsun diye miydi muhabbet çok ufak Twitter'da gördüm. E, Hindistan kopyası mı bizde girdi yanlışlıkla falan gibi böyle bir Hindistan şey kopyası? Evet. Ee, yani şöyle bir şey yapılabilir sinemaskopta yani var mı yok mu böyle bir şey diye Tabii konuşabiliriz konuşuruz. konuşulursa ama e, bugünden hani böyle bir şey yapılabilir kamuoyu gibi yani var mı bunun aslı astarı hı hı. diye sinemaksıma falan böyle bir şey atılabilir belki onu yapacağım twitter'dan atmayı düşünüyorum yani. Ee, Onu sinema maksimumdan ziyade tabii galiba Warner getiriyormuş. Tam Warner getiriyordur. Sinema maksimum. Ben bilet aldım sinema maksimumdan Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yani soracağım böyle böyle bir durum var mı? Bilgilendirir Hı -hı. misiniz diye. Evet. Cevap verirler mi verir, Onlar verir, verirlerse? Ee, şeyden mesaj atarsanız özel ha, özelden <laughs> mesaj atarsanız yok özelden. Public olarak açıkla değil bana bunu yani. İnsan gibi söyle. Efendim bir diğer haberimiz dün Google bir takım şeyler açıklamış. Ben izleyemedim. Ee, izleyememek bir yana yayınmayın da yapıyorduk zaten. İşte hı hı. daha şimdi gördüm yani. Hı, bu arada yeni bir bilgi ulaştı Ne gibi bir bilgi? Enlight diyor ki, evet. sansür varmış kafeyi sizden. Berk Bey Warner Bros yetkililerinin onaylatmış bilgiyi diyor. Öyle mi? Hı. Peki böyle mi olacakmış? Yani böyle <laughs> mi olacaktı? Böyle bu, bu mu yani? O zaman Deniz Villeneuve falan ulaştırmak lazım bu bilgiyi. Denis Villeneuve. Lütfen. Denis. Ah, evet. Deni Deni. Villeneuve. Kendisi böyle Türkiye'dekiler. Bir yerden yere vursunlar artık. Ya kim istemiş Dava kim demiş falan. sansürü kim talep etmiş bunu ya. E, kim izlemiş bunu yani ne bileyim başbakan yardımcısı mı izlemiş kim izlemiş bunu kültür bakanlığı mı izlemiş çıkarın bunları mı demişler. Ya bir otosansürle mi karşı karşıyayız yoksa bir sansürle mi karşı karşıyayız. Abi kim nasıl bu konu kim yani. Bilmiyorum ve yani niye bu filme yani Bu filme ne olabilir ki o kadar ya. Ya ne olursa olur kime ne ya? Ben onu anlamıyorum. Bak bu sorduğun evet. soru tuhaf. Yok, tabii ki bu soruyu sormam gerekiyor da, merak ne ediyorum. Ne olursa ne olur yani kime ne ya? Allah Allah. Neyse geçiyorum. Burada döneriz. <laughs> Google Event efendim. Ee, açıklamalar yapılmış. Pixel 2 açıklanmış mesela. Hı hı. Pixel bunların telefonu değil mi? Evet he? Pixel bunların telefonu. Pixel 2. Pixel 2 XL. Bir de böyle işte Plus gibi yani işte büyük gibi falan. Yani bu telefon şimdi Google'ın amiral gemisi öyle mi anlıyorum ben? Öyle. Ee, yani bu donanım monanım falan iyidir tabii de şimdi e, kullanıcıda da bir beklenti oluşacak gibi geliyor bana. Şu altlar üstler olmasın falan gibi. Bu özellikle Samsung'un ve işte hmm. iPhone 10'un sonrasında. Hamleleri, hamleleri sonrasında. sonrasında. Fiyat da çünkü aslında onlarla aşağı yukarı değil, mi? değil Kafa kafaya değil, mı? Yok yok tabii değil. Tabii ki değil yani. Değil mi? iPhone 10 bin dolar yani. 650 ama dolar öyle yani. canım normal 8 ne kadar? Normal 8-700 galiba. İşte, yani. Ama ucuz bak 50 dolar ucuz. Hmm. Yani bilemiyorum ne avantajı olur bu telefonun ama bakalım mesela neler varmış yani. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Ya bu telefon özelliği bakma olayına çok hastayım ya. yani. Hiç şey anlamıyorum çünkü. Efendim 4 GB RAM'i varmış. GB. Bir ara şey vardı ya grafik kartı kaç bunu RAM'i falan ya da bir şey. Öyle bir klasik sorular Aa, evet, olurdu öyle ya. Evet bir şey vardı. Yani. Evet. Te telefonda şeye bakılıyordu tabii. Ne? Kaç megapiksel? E, ama başka hiçbir şeye bakılmıyor yani. As evet ya onları çok açtık aslında. Tabii tabii. Mesela iPhone'da hani megapiksel bilmem nesi tamam yani yüksek eyvallah da o yazılımla birlikte ee, çok iyi fotoğraflar çekebilmeye falan da başladın neticede. öyle bir durum var yani. Efendim ee, yazılım çok öne çıktı yani o fotoğraf olayında Hı -hı. özellikle. 5 inç 1080p efendim ekranı varmış. 18'e 9 display ratio, ver ratio veriyormuş Excel. Excel büyük olan herhalde. Evet, büyük. Büyük. Ee, headphone jack bundan da kaldırılmış. Yani kulaklık hmm. e, şeyi ne o? Yeri işte kulaklık soktuğun deli. yer deli. <laughs> bundan da kalkmış. S çünkü birazdan geleceğiz haberlere. yani. isimlerini isimlerine hasta oldum <laughs> renklerin. Just black, kind blue, clearly white. <laughs> clearly white yani gerçekten son derece yeni, son derece millennial olmuş yani Aa, isimler. Kinda blue, Aa, kinda blue. Aa, just, just black. <gülüyor> <gülüyor> renk seçeneklerimiz bunlar. Efendim işte böyle böyle bir şey. Öyle telefon Sonra, işte. Evet, telefon bildiğin telefon. Konuşuyorsun. Google Pixelbook açıklanmış. Bu dokunmatik ekranlı bir efendim şeymiş. Bin dolar sanıyorum bu. Bu şey laptop mi? Yani. Laptop mu? Laptop. Ha, laptop. Yani evet. evet. Böyle Flip Neo ayrılabilir falan. Hmm. Ayrılıyor mu? Ayrılıyor mu bilmiyorum. Katlanıyor Dönüyor, galiba Katlanıyor, Katlanıyor evet katlanıyor. Bu güzelmiş fena. Chrome OS çalıştırıyormuş. <laughs> ee, ya sırf Chrome OS'lu kullanır mısın? Ne diyorsun? Böyle yaz... Hiç tek başına ChromeOS kullanmadım. Bilmiyorum o yüzden ya. yani bir Google, şey Sadece olur. Google Chrome yüklüymüş gibi düşün bilgisayarda Hı -hı. yani. Hı -hı. Öyle düşün. Basıyorsun Hı -hı. inbox açılıyor. Basıyorsun efendim işte ne o? Drive açılıyor. basıyorsun. Yani sırf o amaçla kullanacağım bir laptop olabilir. Ben çok kullanıyorum Google ürünlerini çünkü. Hı -hı. Hani Drive falan ama. Hı -hı. hani Sırf onun içinde bilgisayar alır mıyım bilmiyorum ya. Fiyat ne kadar Bilemedim. 1000 dolar. Bunun fiyatı bilmiyorum. bin dolar diyebiliyorum ben. Evet bin dolar. Ee, bunda şey stylus falan da olacakmış. Ee, 12.3 inç touch screen olacakmış. Neyse geçelim. Headphone jacki kaldırdık efendim kulaklık soketini girişini kaldırdık. Onun yerine böyle bir kulaklık yaptık demiş adamlar. Evet. Bu earbud mıydı, neydi onun gibi? Hı -hı. Pixel bud. Pixel bud. Bu da. Gene aynı şekilde efendim telefonun yanında açınca. Eşleşiyorlar falan. Bir şeyler falan. oluyormuş. Efendim gene dokunmatik şeyleri varmış, gesture'lar varmış böyle Hı -hı. efendim dokununca bir şey oluyormuş falan filan. Tabii ee, bunun asıl olayı çeviri olayı. Onunla çok yani öne çıktı. Evet onunla biraz tanıttılar değil mi yani? Ya evet bayağı bu şeydeki gibi e, ne onun adı? Otostopçunun galaksi rehberindeki gibi. Oraya geldik babil ama. Babil balığı modunda He. yani. Takıyorsun 40 dilde çeviri yapıyormuş. Hatta galiba şeyde e, sunumda İsveççeden İngilizce emniyet çeviri yaptırmışlar. Bir dakika nasıl oluyor? Ben konuşuyorum konuşunca kulağıma Sen mı? Sen bayağı o dilde öbür dilde anlıyorsun anladığım kadarıyla. Ee, yani dışarıdan gelen bir konuşmayı da kulağıma çevirebiliyor Sanıyorum mu? Sanıyorum öyle yani yoksa nasıl bir evet, anlamı olacak ki? Evet o zaman bayağı ki? Babil balığı olmuş evet. yani. Şeyde de vardı. Ee, Buck, Rogers, yok, Buck Rogers mıydı o? Onun çizgi romanında da vardı öyle, öyle mi? bir şey evet. Ya zaten şeyden geliyor ya Babil muhabbeti. Babil kulesi Tabii. işte efsanevi her katında başka bir dil konuşuluyormuş Tabii. falan filan oradan. Efendim bir tane kamera açıklamışlar böyle ilginç bir şey olduğu zaman kendisi kayda giriyormuş. Nasıl anlıyorsa işte onu machine learning falan muhabbeti <laughs> var ya. şey. E, bence bu ilginç. Bence bu ilginç yani. Neleri ben yok sayması gerektiğini be. De... Evet, yani söylersek ona. Ya bunu çeksem ona... <laughs> mi acaba? <laughs> Otomatik giriyor çekiyormuş işte. Sonra sana soruyormuş herhalde hangisini tutayım falan diye. Asistanla da ilgili bir şeyler açıklanmış. Evet bu yani. Daha fazla Bence da uzatmak istemiyorum. Ki kulaklık jackı kaldıran zihniyeti kınıyorum. Ben de kınıyorum Böyle yani, yani seni zorla tabi belli bir evet, yere yani doğru itiyorlar. Neden neden? Seviyorum belki öyle kablolarla dolaşmayı. Ya alış alış ne var ya? Bana ne? Nasıl bana ne? Bana ne, ne? Alışacaksın ya. ben hiç hiç ilgilendirmez. E evdeki Hayır, çok özür diliyorum. Evdeki kulaklıklarımı ne yapmam bekleniyor? Yani <laughs> yayındayız şu anda evet, Gül. Işte yani Evet, yüzden sordum. <laughs> ya arkadaşım, bu sektör senin neye ihtiyacın olduğu üzerine değil. Efendim neye ihtiyacın olabileceğine neye dair ihtiyacın verilen kararlar üzerine yükseliyor. Evet, aynen öyle sen belirlemeyeceksin yani onlar diyecek ki şuna ne var. Ne oldu tüketici hakları ne oldu? Hangi tüketici hakkı ya? Hakikaten tüketici mahkemesine versem kazanır mıyım kazanamazsın, acaba? Kazanamazsın kesinlikle Eski kazanamazsın. kulaklığımı kullanamıyorum reddediyorum falan diye. Kesinlikle kazanamazsın. Bunun üzerine bir film yapmak istedim mahkeme filmi. <laughs> Bu bir dram. Bunun üzerine film yapmak istedim evet, mahkeme filmi. Evet. Hmm. Sayın Yargıç itiraz ediyorum. <laughs> i̇tiraz ediyorum. Reddedildi. Kulaklık hepimizin hakkı. Reddedildi ama siz de biraz hızlı olun falan. <laughs> Klasik iki tarafı da kollayayım muhabbetleri. Bak mesela Froze FX diyor ki kablolu kulaklıklar bence daha iyi ses kalitesine sahip. Kablolu kulaklıkların hemen her zaman daha iyi ses kalitesine sahip olacağını biliyoruz tabii. Şimdi Bluetooth teknolojisi öyle veya böyle bir sıkıştırma barındıracak içinde yani. Ya şöyle gitsin Şimdi sayın olarak tabii kablolu, kablosuz teknolojisi Bluetooth'tan dolayı belli bir sıkıştırma. Niye ben TÜBİTAK görevlisi miyim yani? Ne neden öyle, öyle konuşuyorum? Yani öyle istedim. Öyle böyle bir mevzuda böyle bir konuşma olsa ee, güzel olurdu gibi geldi. Sayın Hakan ben tabii teşekkür ediyorum bu soru için. Bizim çok sık karşılaştığımız bir soru tabii. Kablo ee, kablolu teknoloji. Kablo baronları iPhone'u basıyormuş filmde diyor Hayder'de. Olabilir neden olmasın? Yani <gülüyor> 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 kablo mafyası ama değil mi yani? Olabilir ben böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum yani. Bakır tel mesela tamam mı? Bakır ihracatında düşüş oluyor mesela. İrbadlar falan geldikten sonra. Bakır değil mi? Tabi ondan sonra bor mineralli kulaklıklar tabii Tim falan Tim Cook'u falan ge gece mesela eve geliyor Tim Cook bütün evde böyle elektronik teknolojik falan kesiyor bunu mu ne yapıyor yapıyor ışıklar açılıyor bilmem ne falan ama gel insanın aklına ki yani tamam Tim Cook yapıyor, evimize gelmeyecek ışık, de. tamam mı ondan sonra <laughs> niye açılmıyor falan adam ondan sonra gidip eliyle düğmeye basıyor öyle açıyor ışığı falan <laughs> köpeğim oldun <laughs> mu Tim köpeğim oldun mu Tim yalvaracaksın <gülüyor> Bu yani böyle olabileceğini düşünüyorum. Olur. Bu haberle ilgili hiçbir fikrim yok lütfen bizimle bu haber, paylaşırsın e, ne olur. Gelecek olan bir oyunun haberi Fi e, film diyecektim ya oyunda bir kazı oyun kaz kaz evet kazı kaz. oynuyoruz. Kaz, kaz. yani ne o şey değil, değil mi bu evet. metal gear yok, kaz değil Yok öyle kaz, kaz değil yani. değil, hayvan olan kaz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani hayvan. neyini oynuyormuşuz kazın? Baya kazcılık ama kaz, kaz pis pis kaz. Şöyle bir e, kaz var işte sen varsın. Bir de e, bir tane şey var. bu Senin bulunduğun parkın böyle bekçisi falan gibi bir evet, adam caz evet, var. Evet. Gidip e, parktaki milletin yemeklerini çalıyorsun. Ha. Şeyler var böyle e, görevler var. Görevler veriyor oyun sana. Evet. İşte tam bir piknik sepeti oluşturuyor diyor. İşte liste var. Git sandviç çal, elma çal, bilmem ne çal falan. Ha. Gidip onları çalıyorsun. Sonra böyle e, görevli yanlış yerlere yönlendirerek falan. Ee, adamı hmm. manipüle ediyorsun. Metal Gear yapıyorsun. falan dedim ama oyun Metal Gear yok, Gear bayağı çıktı öyle yani. Diyor zaten. Bayağı stealth goose game diyor. <laughs> Tactical stealth ya. Ha, yani her şey böyle enteresan bir tane güzel Gizlili bir videosu da var. Gizlilik öğeleri içeren. Kocama Kocuma yapmış tabii düşünsene bunu. <laughs> Yatıyor falan ha, böyle değil mi? Poposu aç, var. Kasım. Tabii, tabii popo var falan böyle topuklu giyiyor falan. Topuklu giyiyor <laughs> ama bunun o konuda biz hemfikir olduk değil mi en son? Öyle bir şey ha? vardı yani. Tabii canım. Tabii şey, ki. E, snake to, ayakkabılar bir hafif topuklu. Hafif. Değil mi? O bu hafif. konuda bir hemfikir Aynı. olmuştuk diye hatırlıyorum. Tabii ki. IGN döneminde öyle bir videomuz vardı bizim evet. ya. Evet. Bir sonra neredeyse şey linç edilebilirdik diye düşünüyorum. Ya vallahi şimdi şu anki Metal Gear düşüncemle ben de, de, ben linç de yani biliyorsun. hiç demeyeyim de hani. Tamam bir eğlenceli video yaptık. Eğlenceli bir videoydu ama efendim oynanışı falan da var burada da şimdi oynatmayalım bunu. Güzelmiş. Grafik tarzı da güzelmiş. Hoşmuş böyle izometrik. İzometrik. Pastel renkler mi diyoruz Ne diyoruz biz buna? Ne? Pastel öyle renkler Öyle diyoruz, diyoruz herhalde. Öyle yani. mi diyoruz? Pastel. Bu ne zaman çıkıyormuş? Çıkmış mı e Yok Neymiş? çıkmamış. Daha 2018'de çıkacakmış. Diamond Dogs mu? Bir dakika şey ne oluyor? Şey diyor da ya? yani hani Metal Gear'da olsa diyor. Sanki diyor toplayıp onlara bir piknik sepeti hazırlıyorsun falan kafası olabilir öyle bir e, stealth falan. Yani o o şey o akla gelmeden olmuyor demek Tabii ki, ki öyle anlıyorum <laughs> İyi peki geçelim bir diğer haberimize o zaman diğer. Fast and Furious haberimiz. Şeye geliyormuş bu arada. Ne? Dom'un arabası. Evet evet aynı. Rocket League'e geliyormuş. League e geliyormuş. Rocket League de maşallah be. Şu an e, bir Disney kadar oldu herhalde. Ellerinde bulundurdukları e, böyle IP sayısı falan bayağı anlaşmalar falan bayağı bir yükseldiler adamlar yani. Onu söylemek lazım. Fast Hı -hı. and Furious 9. 9. film eee Tarihi belliydi bunun hı hı. fakat ileri atılmış 2019'da gelecekti yanlış hatırlamıyorsam 2020'ye mi atmışlar bunun tarihini? Evet öyle olmuş deli gibi de para yapmış aslında son filmde ee, şeyde ev evde Amerika içinde 224 milyon hı. dünyada da 1.23 milyar. Hmm. Sağlam bir para yapmış arkadaş Baya sağlam bir para yapmış Ama neden olduğu belli değil Neden olduğunu açıklamamış Universal e, 2020 atışlarının Herhalde zamanla ben ilgili Ben sana söyleyeyim takvim, bu Buradan daha ileri atılacak bir şey olmadığı için Yani skalı olarak e, Yani denizaltıyla efendim torpidoyu ayağınla falan ittirdiğim bir Bence, filmden Yok yok bak şimdi Anca Mars'a seyahat yani öyle bir şey yani, falan olabilir Yörüngeye çıkıp Tabii. oradan birisinin üstüne uydu falan düşürebilirler Anca öyle bir şey yani. olabilir olabilir. Yani. <laughs> Deniz altında bir şey görmedik. Öyle bir şey olabilir. Olabilir. Yani. Olabilir. Yani nereye götüreceğim çünkü ben daha bunu. Ama arabayı nasıl sokacağım işin içine? Başka Zor yani biliyor şey musun? Şey olabilir. Ee, böyle bir ki yanar daha içi falan. Olabilir. Love. Olabilir. Ateşli. Ben olsam mesela son filmi baya şey yapardım. İlk film gibi yapardım. 10. filmi. Yani hiç öyle abartı aksiyon maksiyon da yok. Bir şey de yok böyle. Ne yapacağım? Baya böyle drift mi drift efendim ondan sonra Üzüme arabalar dönüyorum Dö şeklinde tamamen özüne dönüyorsun. 10 son mu olacaktı öyle bir On şey? 10 tane dediler. Öyle dediler değil mi? 10 tane dediler. Ama nasıl vazgeçecekler bu işten bilmiyorum. Şu hali bak bütün franchise toplamda 5.13 milyon kazanmış dünya çapında ya. Milyon diyorum milyar ee, özür dilerim. yanlış şöyle söyleyeyim özellikle bu ıı, 8. filmden sonra insanların sinemaya Eee insanlar sinemaya çeken bazı şeyler var bence Fast and Hı -hı. Onların biraz 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 böyle yıpranmaya başladığını ben düşünüyorum. Şimdi bir tanesi aksiyon. Evet. Çok deli aksiyon oluyor. Tamam. Aksiyonun yanında bence Hı -hı. aksiyon yani sırf e, aksiyon yetmez. Ee, bu aile aile muhabbeti Hı -hı. kavramı falan var ya. E, onlar çok öne çıkıyordu. Onunla da ilgili her türlü twist'i yaptılar. Daha her ne türlü atacaklar. twist oldu. Bir, ikincisi sırf dom karakteri bence Taşıyabilecek şey de değil yani bu evet. aile muhabbeti. Paul Walker'la güzel oluyordu. Çok güzel dengeliyordu. O biraz yara aldı diye düşünüyorum. Üçüncüsü tamam aile muhabbeti ama e, yani tamam yani gördük ettik işte her şeyi gördük. Hı -hı. Yani sanki 9. film gelse 8. kadar iş yapmazmış gibi bir, bir düşünce var bende. Ben mesela öyle koştur koştur gitmem yani. Yani hangisini koştur koştur gitmedim Gitmedim. <laughs> hiçbirine gitmedim hatta yani ama. 7'ye gittik sinemada. 8'e 8, e, 8 e gidecektik. Gidemedik işte. Ee, yani ben bir tepe noktasını gördüğünü oradan şimdi artık böyle ufak ufak aşağı evet, düşeceğimi ama düşünüyorum. Ama 10 film ya. Evet. Ya iyi para kazandılar. Ayrı mesele. Çok iyi para kazandılar. 10 film. Şey yapılabilir. Bir yer onlar düşünüyordu. Spin-off falan düşünüyordu. Her şeyle bu uh, Dwayne Johnson. Mesela o yeni oldu. Dwayne Johnson'la bizim ne uh, neydi abinin adı ya? İngiliz. Kim? Aa Şeyin mi? Jason Statham'ın Statham mı? Jason Statham'ın ilişkisi işte onların elektriği falan güzel oldu aslında. Onlar daha bir yenilik kattı tabii. Aa bak burada yazıyor zaten. Bir dakika ben bu arada okuyorum. Oku bakalım. Ee, a spin-off from the main story. Last time Johnson's uh, Hobbes ha, evet, and Statham. Var hmm. mıymış böyle bir şey, şey gerçekten? Varmış. Sen duydun da mı söyledin Sanki bunu? Sanki duymuştum. Herhalde duydum ya. 2019'da olabilir diyor. Bence oradan yürümek çok daha mantıklı olur. Ya evet, öyle böyle söyleyeyim. aralarından birkaç karakteri seçip onlar üzerinden falan. Dom biraz eski de gerçekten. Bir de hakikaten çok küçük bir karakter kabul edelim şimdi yani. Çok küçük bir karakter yani. ya. Ya tamam, e, e, Windy'sal yani, tamam yani. E, 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 tamam, gideri şey... gideri var yani. Okay, aksiyon yuzu yani falan bilmem ne ama. O filmde de o adamı aynı şekilde izlemek. Yok yok ya, hakikaten küçük yani. <gülüyor> falan. <gülüyor> Şeye bağırıyor ya. Kim? Son filmde de işte. <laughs> Hat halt, bağırıyor falan bir şeyler bir şeyler. Çünkü bir <laughs> ölme elde silah falan. Çok duygusal çocuk elde. Çok duygusal. Yerim ben onu. Horizon Zero Dawn haberimiz mi var? Hı hı. Buyurun. Horizon Zero Dawn. Oynamadıysanız sakın almayın bekleyin. Ne, nasıl yani? Ha çıkacak evet, bu çıkacak. haberi. Okey neymiş haberimiz paylaşır mısın ee, lütfen? Horizon Zero Dawn'un bir Complete Edition'ı çıkacakmış. Her hmm. şey içine dahil. Bu e, Kasım'da çıkacak olan de dahil olacak bu pakete. Bu pakette Aralık'ta çıkacakmış ve 50 dolara çıkacak. Aralık'ta ek paketle birlikte 50 dolara evet. çıkacak. E, ben niye para veriyorum abi Frozen Wilds'a peki? O senin bileceğin iş. Abi bu tamam da yani bu da keris silkeleme oluyor ha. Biraz <laughs> <kızıttım>. Abi <Aha. gülüyor> Ya bir dakika arkadaşım bana şunu bir açıklar mısın rica edeceğim. Ben almışım oyunu çıktığı zaman. Ön sipariş yapmışım 60 Hı -hı. dolar vermişim. Sen şimdi Frozen Wilds'ı bana şey yapıyorsun orada. Ne o? Ee, ayrı Yine satmaya satıyorsun. çalışıyorsun. Yeni alacak olan ama ikisini birden 50 dolara veriyorsun. E Bana de ki o zaman abi sen önceden almışsın 60 dolar vermişsin. Hadi bu Sana da ben de ne olsun. Ay, öyle demiyor e, bana. Öyle bir de 50'ye satıyor hepsini. Abi bu... Ya arkadaş tamam anladık da yani... <laughs> ya bu da biraz fazla değil mi ya? Yani bir, bir tuhaf olmuş. Ben kaç para veriyorum ben buna? Mesela Frozen Wilds'a e 15 dolar mı veriyorum? 20 oldu. dolar mı veriyorum? Olaya <laughs> bak bir ya. ay sonra oynuyor. Resmen benden kazanıyor. Millete peşkeş çekiyor benden. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırdı ama. Ne lan bu? Gelirim o gerillaya. Bizim vergilerimiz de millet sefa sürüyor yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Sefa nerelerde bu arada? Sefa'yı gördünüz sefa mü ya? Sefa buradaydı ya dün akşam. Dün Hakkadan akşam galiba buradaydı. Kayboldu ortalıktan. Yok yok buralarda. Valla bekliyoruz yani. On, ne, neyse. 20 dolarmış bu arada. Daha 20 dolar Böyle bir bak. Cık, 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 bak daha çok sinirlendi şimdi. Almıyorum lan. Lanet olası gel Vallahi almıyorum ya. Geberin. <gülüyor> 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 Patladı ama. Patlarım tabii ya. Bak buyurun P PS Plus subscriberlarına efendim. 15 PS dolarmış. PS Plus üyelerine 15 dolar. Dolarla pre-order ediyorlarmış. Pre-order. Pre-order edersen 15 dolar. Ay canım benim sağ ol be. Vallahi billahi. 5 dolar da, işte da benden ya. olsun. Ha. Canım benim ne veriyormuş? <laughs> Dışarıda Abi, İzmir marşı çalıyor. <laughs> akordiyonla. ama rezil bir şekilde çalıyor yani. Bir de çalabilse. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Neyse Horizon Zero Dawn. Alacağız mı bunu şimdi biz? Ne bileyim alacağız herhalde. Bir i̇yi oyundu fena oyun değildi şimdi güzel oyundu yani. Ama Temizden bir o... 8 veririm ama 15-20 dolar efendim ben hakikaten ben takıldım o yani o Kaç saatlik tabi şey o da önemli. Ya yemişim saatini ya yeni, yeni adama sen 50 dolara. <laughs> i̇yi de anam oynadın ne kadar zaman geçti üstünden Bozuk ya. Bozuk plak gibi çok pis takıldı ya. <laughs> yok yok anam yok. İyi tamam bitti mi haberlerimiz? İyi tamam bitti. Bugünlük <laughs> bu kadar. 5 dakika erken bitirdik bugün ya. Ne mi? <laughs> şey gibi oldu bu. Ne gibi? <laughs> i̇şte mesela. 6'ya 10 kala, 20 kala işlerini Demi bitirdin Kapatıyor bütün, ha, şeyleri. Ha, kapa bütün bilgisayar şeyleri kapatıyor. Böyle kapat o çanta kucağında. Evet. Bu, bu bu güzeldir ama ya. Bu enteresandır yani. Ah, erken çıkayım da otobüsü yakalayayım <laughs> bugün falan. Otururum belki. <laughs> Otururum belki diye. Bu mudur yani? Budur. Peki. Peki arkadaşlar, sizin sorularınızı yanıtlayacağım bugün. Bakıyorum. <laughs> Var mı bir şeyler? Trash Br Bringer diyor ki ben Battlefront'u bu yüzden almayacağım ileride Del Deluxe Edition'ın yarı fiyatına düşer üst üstüne ıvır zıvırla beraber gelir. Ama geldi. Battlefront'ta yok ki böyle bir şey şimdi. Oluyor. Şehirbe bedava geliyor evet Bu sefer öyle bir teknik e, e, benimsediler, DLC miyelsi paralı değil yani şey gibi oldu ne o? abi ama ben de <laughs> konuştuğumu anlamıyorum <laughs> ya. Ama arkadan müzik yapıyor adam bak. Kakarim falan ne oluyor arkadaşım neyse. <laughs> Konuşurken şöyle olmaya başlayacağım çünkü yani. Ee, ne diyordum? Evet bir... <gülüyor> <gülüyor> 142 korktu yalnız. 20 dolar olayından sonra soru sormak yok yok. istemiyorum diyor. Titanfall gibi oldu bu. Efendim Battlefront 2. DLC'lere para falan almıyorlar. Ee, oyun içi... E, şey ürün satışıyla işte kutu mutu satışıyla falan <laughs> bakma bana gülerek e, bunu şey yapacaklarmış efendim. Kompanse edeceklermiş. O yüzden oyunu 60 dolar verdiğin zaman başka bir para vermiyorsun vermiy teknik olarak. Yani diğer DLC'ler falan Hı -hı. gelince onlara da para vermeyeceksin. O yüzden Dilax Edition'ı bilmem nesi olmayacak. Var Dilax Edition şu anda. Yani şöyle Yani var tabii de hani böyle ha, e, hepsi şey, o da var içinde bu ne, da, ne, da var. Evet, öyle bir, öyle şey, bir şey olmayacak. Dilax Edition almak da zaten çok mantıksız. Onu konuştuk dün yayında. Evet hiçbir şey yok içinde hiçbir çünkü. 3 şey gün erken erişim var. O kadar başka o kadar. bir numarası yok. Ee, Mert Demir demiş ki abi senin Louis CK'ye benzeten oldu mu? Oldu. oldu. <laughs> İlginçtir Louis CK de bana benzeten olmuş. Evet. O, o ilginçmiş bak. Bu şey gibi oldu yani. Hani... Şunu yapan bir adam olmayacak mı? Ya bir gitsin mesela Louis C.K. efendim bir show'una. Abi Gürkan'a çok benziyorsun hani evet. Bunu desin tamam mı? Louis Ona K. desin bir bir sürü ki, the is <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bu e, kadar. öyle girer ya. Aman yani. reklamı düşünebiliyor musun yani? Reklam çok iyi reklam olur ya. Yani. Arkadaşlar böyle bir niyeti olan varsa gidip bir <laughs> şovunu izleyeceğim falan diye. Bence gayet iyi olabilir yani. Yok ya Tormund'a benzemiyor Burak Yok. Bayırlı. bu kadar ben mi? değil sen. Tormund'a benzeyebilirdim ya. Neden yani, benziyor Tormund'a ya? Bak vücut vücut yap saç maç biraz uzat böyle. Yok Şu aman, önlerim adamın dökülmediği ton... zaman düşün. Yüzü farklı yani. Tabii ki yüzü farklı canım. Ama kendimi kuzey efendim Avrupalı falan gibi tanıtabileceğimi Yo, olur. düşünüyorum. Yani yani. İsmim yani. Tormund dersen yiyebilecek o, insanlar evet ya. var yani. Evet. Olabilir, Tormund olabilir Tormund yani. Olabilir. Evet. Gorm Fena. Gormund. Gormund olabilir diye düşünüyorum kesinlikle. Yarın filarmoni orkestrası gelir mi? Keşke gelse. Güzel olur. What the fuck? O olabilir. Neden olmasın? <laughs> Sabah sokağa çıkıyorum karameli gezdirmek için sandalyeler diziliyor falan. <gülüyor> <gülüyor> of of. Ekşiye bakıyorum ben de bu çiçeğe. <laughs> <şeydir. gülüyor> Ondan efendim sonucuma... IMT Comeback demiş ki her sene yenisi çıkan bir oyun FIFA'yı 360 küsurat TL ile Türkiye piyasasına sunmak saçmalık değil Bir mi? şey diyeceğim. Ne? 300 at, bak, on, on, ondan bahsedecektim ben de, ben de böyle bir efendim 2017 işte ekonomik krizi bilmem ne falan oralara girmiyorum çok fazla. Zaten hepimiz dertliyiz yani e, girmek de lazım yani biz giriyoruz yer yer ama bu FIFA'yı 360'a kim satıyor? nereden satılıyor bu FIFA 360'a? DNR'de falan herhalde. He? DNR'de falan herhalde. DNR'de 360 liraya Bilmiyorum Bilmiyorum ben olan? şu an salladım. Hemen aç bakalım. PlayStation versiyonunu falan. FIFA 18. Satın. Al. Ver. Bakalım. Şimdi FIFA 18 Origin. G2 G2A'da bu evet. 242 lira. Onlar şey değil. N11'de 269 di, lira. Ya öyle kutulu almak durumunda kalsak nereden alıyoruz? Kutulu almak durumunda kalsak. kalmak. Niye öyle ee, Almam gerekiyor. Hepsi mesela. burada mesela. mesela. Hepsi burada da satıyorlar mı? 256 lira. lira ama indirimli. İndirimli, iyiymiş ya. <laughs> Vallahi iyiymiş. 299 liradan %14 indirim yapmışlar. Vallahi sağ olun ya, helal olsun. Eyvallah. Mesela bir tanesi bu. Eee ...DNR olması lazım. DNR arkadaşlar, mı? Hemen, evet. hemen DNR'a e bakalım. Şurada bir giydirelim ondan sonra. Arkadaş bu nedir ya? Ee, FIFA 18 PlayStation 4 edizyonu. Video... o ...IMT I'm Comeback şey diyor... O, ...Xbox olarak 360 veya... ...380'e aldığını söylemişti. Video oyun. Abi bu nedir ya? 345 lira. İndirimli bak bu da gene iyi yani. Ya O değil de... Webden alışverişte mi bu? Bilmiyorum. 380 Hayır, diyor bir ya. Bir dakika benim anlamadığım şey şu... ...hepsi burada ya bakıyorsun... 250 lira mıydı? Abi bu nasıl, bu nasıl, fiyat bir, nasıl bir evet ya. ya? Saçma mısınız arkadaşım siz? 380 lira diyor ya birim fiyatı olarak bakarsan Amerikalının konsola verdiği para bu. Evet. Yani birim. Tabii olarak tabi bakarsan. Öyle. Abi. Akıdem baya saçmalık yani. Ve FIFA diye bu böyle yani. <laughs> evet Direkt FIFA diye alıyorlar. Tabi koy. E şeyde bile spotta bile pahalıya satılıyormuş FIFA. Tabii 269 liradan mı ne girdi? Böyle bir saçmalık ya. Hepsi buradan yeni logosunu gördünüz mü diye soruyorum. Hayır görmedim. Hepsi burada satmışlar galiba kime bu arada. Kimse satmışlar. E, yabancı. Goldman Sachs mı ne satmışlar? Goldman Sachs ben şey sanıyordum kredilendirme kuruluşu falan sanıyordum. Yanlış sanıyordum. Hepsi buradan yeni logosu. Logo var mı buralarda bir yerde? Sadece. Sadece yazı olarak yazı... mı? Logo bu mu? Var. Ee, yazı olarak. İmajizden şey yapsak. 400 liraya FIFA Deluxe Edition var. Almanya'da 399'a FIFA artı PlayStation 4 veriyorlar. Abi siz de hakikaten dalga geçiyorsunuz insanlarla İbrahim ya. Hakikaten İbrahim 195'te şey diyor. Horizon 50 dolar, FIFA 250 lira. Bu ne ya diyor. Saçma saçma. Kesinlikle saçma. Ee, bir de şöyle bir olay var diyor MT Comeback. Battlefield 1 100 liraya bulunabilirken Call of Duty World War 2 209 lirayla piyasaya çıkıyor. İşte, tamamen şey ya işte ya pi tamam serbest Hangisi? piyasa falan da işte bak ben onu söylüyorum biz bunu nasıl değiştirebiliriz ee, tüketici olarak elimizdeki imkanlar nelerdir? Hı hı. Ki o imkanlar da alınıyor elimizden ya efendim internetten alışveriş yaparsan oraya da vergi koyacağım işte bilmem ne yaparsan oraya da işte efendim aral diyor ki bana gelip işte efendim Alacaksın. soracaklar efendim şeyi fiyat belirlerken Hı -hı. falan diyor onlar da elimizden alınıyor tabi ama neticede işte o yüksek fiyatı belirleyenden almayacaksın yani evet. bekleyeceksin indirime girecek falan bu satılmayacak bunun başka bir çaresi var mı? Bu arada Goldman Sachs şey yapıyormuş garantör firmaymış aracıymış daha Öyle da mi? satış bitmemiş bu arada. Öyle mi? Doğrudur. <laughs> Valla var ya. Abi bir şey soracağım ya. Serbest piyasa şey gibiyiz. Herkes <laughs> bilgisayar abi, ne güzel. Tabii canım ya. Süpersiniz. Ee... Neyse şey oldu uzattık tabi şey, ama merak ya etmiyorum. ne güzel bizim ürettiğimiz yani bizim şeyimiz bir firma değil mi bu şimdi hepsi burada falan yani ee, en son Doğan'daydı diye biliyorum ya ben. bak gitti gidiyor satıldı yemek sepeti bildiğim kadarıyla satıldı bak şimdi hepsi burada satılıyor abi her şey e ama büyütüp satıyorsun o normal şirket şey değil mi yani ama yabancı satın alıyor sen mesela koç bilmem ne falan almıyor, satın almıyor doğru. ki yani o doğru yani şöyle yabancı satın satın alıyor yani yabancı yerli bilmem ne muhabbeti yaptığımdan değil ama ekonomi olarak söylüyorum ben Hı -hı. bunu senin ülkende olan bir değerden yani sürekli yabancıya satılıyor öyle orası doğru gibi bir durum var yani tabi hepsini elden çıkarmıyorlardır yemek sepeti bildiğim kadarıyla tamamını elden ortaklık çıkarmadan ortaklık tabi oluyor doğru tabi ee, Game News Plus'ta da demiş ki doğru bir oyunun maksimum değeri 80-90 lira olması lazım. Fiyatlar çok saçma demiş. Öyle yani Millet 60 birime oynuyor şöyle işte. Şöyle tabii, e, alım gücümüz e, düşünüldüğünde öyle olması bence de e, lazım ama alım gücümüz tabii o kadar yerlerde sürünüyor ki. E, bayağı yerlerde sürünüyor alım gücümüz yani. Yapacak bir şey yok. Öyle vallahi. Çok fena. Tamam hadi kapıyorum. Arkadaşlar kapıyorum. Şimdi bir hazırlanalım biz de sinemaskopa. Efendim, ee, biliyorsunuz saat 1'de sinemaskopta haftanın böyle sinema, televizyon haberlerini konuşacağız. E, bu hafta vizyona ne girecek onlardan bahsedeceğiz. Özellikle bu hafta yani çok uzun uzun olurum bilmiyorum ama Blade Runner'dan Hı -hı. falan biraz konuşacağız. E, böyle. Budur. Var mı gücüm söyleyeceğim? Yok, şey? çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seviyoruz sizi arkadaşlar. Görüşeceğiz. İyi bakın kendinize. Saat birde. Görüşürüz.